Herkese merhaba. Efendilik'te şampiyonluk grubunda yarı finalistler, lig kupasında da çeyrek finalistler belli oldu. Lig kupası için de az önce bir kura çekimi gerçekleştirdik. Eşleşmeler belli oldu. Kaan Emre ile birlikte haftanın değerlendirmesinde sizlerin karşısındayız. Hoş geldin. Merhaba, yine seninle birlikte keyifli bir değerlendirme. Güzel bir haftayı geride bıraktık. Yarı finalistler belli oldu. Bol gollü, bol seri penaltı atışları falan. Heyecanın dorukta olduğu, maçın bir o tarafa gidip bir bu tarafa geldiği. Cenevizade özelinde. Allah bize sorma, biz de hala nabzımız yerine oturmuş hala değil. Nasıl geçtik diye şey yapıyorlar. Nasıl tur atladık. Valla çok enteresan bir deneyim oldu bizim için. Rehavete yani, yer yok. 6 kere çeyrek finale kaldık diye tahmin ediyorum. 6 ya da 7 kere. 4 tanesinde çeyrek finallerde penaltılarda elendik. İşte 3 tanesinde normal skorla elenmişizdir. Son artık zurnanın zırt dediği yere geldik. Burada da penaltılarda yine geri düştük. 2-0 gerideydik. Rakip 3-0'ı yakaladı. Buradan döner mi? Döndü valla. Enteresan bir deneyim oldu. Böyle çoğu kişinin görmediği, deneyimlemediği bir şey olmuştur. Son baskı hangi penaltıyı gole çevirse adını yarı finale yazdıracaktı. O penaltıların hiçbirini gole çeviremedim maalesef. Öyle de ilginç bir maçtı. Onlar adına da bence yani yıkımı büyük olmuştur diye tahmin ediyorum. Çünkü 3-1'di, atsalar maç bitecekti, olmadı. 3-2'ydi, atsalar maç bitecekti, olmadı. 3-3'tü, atsalar işte şansları olacaktı, olmadı. Bir anda 180 derece tersine döndü. Büyük bir geri dönüştü yani. Çok enteresan bir geri dönüştü. Tebrikler. O zaman maçları konuşmaya başlayalım. Şampiyonluk grubundan başlayacağız. Ve tur atlayan takımları Pazartesi yine tebrik edelim. Futbol Brothers'la Spartak İstanbul arasında oynanan bir karşılaşma vardı. Futbol Brothers United ilk maça 1-0 dezavantajlı başlamıştı. 1-0'lık dezavantajını 3-1'lik galibiyetle avantaja çevirmeyi bilmişti. Son karşılaşmada da Spartak İstanbul her ne kadar etkili başlasa da daha 10. saniyede pozisyona girse de girdiği pozisyonları değerlendiremedi. Futbol Brothers United sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılan ve iki maçta da galibiyet aldığı için direkt olarak adını yarı finale yazdıran taraf oldu. Tebrik ediyoruz. Kalipso 33 keyfe keder. İlk maçı Kalipso 33 kazanmıştı. İkinci maçtan da galip ayrıldılar. Burada da işte Metin ve İssi yine ön plana çıkan oyunculardı. Uğur gol attı. KFK'der adına Birkan Hoca'nın performansı yetmedi. Yetmedi. Yani KFK'der skor üstünlüğünü taşıyamadığı için bu sefer saha içinde bölünme de oldu takım içerisinde. Bir hani demotive durumu da yaşandı. İşte sahada farklı türlü olaylar arayan işte biraz böyle hani tatsızlığa doğru giden taraf da oldu ama KFK'lerin işte o sağduyulu ortalığı yatıştırmaya çalışan tarafı da o kesime zaten hatta tepki gösterdi. Maç sonunda da biraz bu devam etti. Dolayısıyla bir türlü oyun ritmini yakalayamadılar sırf bu olumsuzluklardan dolayı. Geri dönemediler diyebiliriz bu yaşananlardan dolayı. Kalipso iyi fırsat buldu, iyi bir takım olduğunu gösterdi iki maçta da. Skor avantajı olmamasına rağmen iki maçtan da galip ayrılan taraf oldu. Güzel futbol oynadılar. İki maçta da beğendim ben oynadıkları futbolu. Tebrik ediyorum Kalipso'yu. Ve böylelikle yarı finaldeki ilk eşleşme Kalipso 33 FBU olarak şekillendi. Devam edelim. Eşleşmede de bilgisini verelim. Kalipso 33 FBU karşısında ilk maça 1-0 önde başlayacak. Centilmenlik golü kuralı gereği. Ne kadar centilmenseniz o kadar avantajlı oluyorsunuz Efendilik'te. Devam edelim. Son baskı AC Nevizade maçına geldik. İlk maçta 6 gol Nevizade'den. İkinci maçta gol yok. Valla baskı 2-0. İkinci maç çok kötüydük. Biraz da son baskı aslında beklediğimiz gibi oynamadı. Daha akıllı oynadılar. Daha durağan oynadılar. Oyunu aslında rölantiye getirdiler. Volkan 2 gol attı. Volkan'ın da Ali'nin de performansını çok beğeniyorum son baskıda. Genelde sezon boyu Adil üzerine kurulu bir düzenleri oluyor. Adil iş yaptığı zaman son baskı var, Adil iş yapamadığı zaman son baskı yok gibi oluyordu. Ama Adil'e de bu arada geçmiş olsun diyelim, bir ameliyat geçirmiş, operasyon geçirmiş işle ilgili bir durumdan bir sakatlık yaşamış. Adil olmayınca bu sefer Volkan Ali çift forvete döndüler.
Arkadan işte onları destekleyen Taner, işte Saruhan, ondan sonra Yasin, onların da etkili pas oyunları hem oyunu tutmalarına hem de iyi pas oyunlarıyla birebir veya verkaçlarda etkili oyun kurmalarına imkan sağladı diyelim. İkinci yarının başında da golü bulunca bu sefer biz de biraz elimiz ayağımıza dolaştı. Eyvah dedik, maç gidiyor bu sefer. Ama ileride biz çok pas hatası yaptık. Topu tutamadık. Yanlış tercihler yaptık ve bir türlü kaleye gidemedik. Bunun moral bozukluğuyla girdiğimiz penaltılar diyelim. Amir kaçırdı, Ömer kaçırdı. İlk iki penaltıyı kaçırdılar, devam etti. Yani aşağıda skorboardta 3-0'ı gördük şeyde, penaltılarda. Dediğim gibi yani son baskı hangi penaltıyı atsa maç bitiyordu. O penaltıların hiçbirini atamadılar. Biraz şans oldu. Yani Eser de penaltı kurtardı. Eline sağlık. 6. penaltıyı kurtardı. Ama yani ondan önceki iki penaltıda birini dışarı attılar, birini direğe vurdular. Penaltıyı sen attın takımında. Bizim için şans anı oldu. Yani bu bir senaryo yazsan, çizsen bu kadar denk gelirdi. Çok güzel oldu. Çok Netflix orijinal dizi. Aynen. Şeyi de tebrik ederim bu arada. Son baskının kalecisi İbrahim miydi? İbrahim'i de tebrik ederim. Çok net kurtarışlar yaptı ki kurtaramadıklarında bile neredeyse hepsinde köşeyi doğru tahmin etti, uzandı, yetişiyordu, ellerin arasından geçti vesaire vesaire. Şans bizden yanaymış diyelim bu sefer. Çünkü ya iki maçta aslında güzeldi. Hiçbir tatsızlık olmadı. İki maçta yanılmıyorsam birer sarı kart falan çıktı diye hatırlıyorum. Evet, birer sarı kart çıktı. Şöyle futbol adına böyle tatsız bir şeyin yaşanmadığı, bir an olsun bile gerginliğin olmadı. Çok güzel bir çeyrek final eşleşmesiydi. Son baskı takımını da ayrıca tebrik ediyorum. Onlara da lig kupasında başarılar diliyorum. Ve yarı finalisti belirleyecek son maç Bodro-Faidrair maçı. Faidrair ilk maçı 3-0 kazanmıştı. İkinci maçta, rövanşta Bodro erken bir gol buldu Mehmet Can'la. Son dakikalarda Faidrair Ensar'la beraberliği sağlayınca bu beraberlik Faidrair'a yetti ve yarı finalde AC Nevizade'nin rakibi oldu. Faidrair'da hani turnuva takımı derler ya, böyle eşleşmelerin takımı aslında. Normal sezonda rölantide devam edip oyun planlarını sadece oturtmaya çalışıp skora önem vermeyip doğruları oynamaya çalışan bir takım. Ki bunun ekmeğini de Bordura karşısında 2-0 önde başlayarak aldılar diyebilirim. 2-0'ın geri dönüşünü yapamadı Bordura. O arada zaten Faidrair'de direnci kırınca bir gol daha bularak ilk maçı 3-0 kazanmıştı. İkinci maçta Bordura'nın kazanmaktan başka bir şansı yoktu. 1-0'da öne geçtiler ama yine üstünlüğü sağlayamadılar. Faidrair iyi kapandı. Bordura ikinci golü bulup oyunu da rahatlatamadı ve bir kontra atakta Efe yanılmıyorsam kaleciyle karşı karşıya kalmıştı. Evet. Mehmet Ali ile birlikte bir çarpışmaları oldu. Mehmet Ali kontrolsüz bir çıkışı oldu. Penaltı oldu. Ensar da topu ağlara gönderdi. Bordura buna da karşılık veremedi. 1-1 sonuçlanmış oldu maç. Nevizade Faidrair eşleşmesinde burada durumda. Faidrair 1-0 önde başlayacak olan taraf Nevizade karşısında. Hem Faidrair'a hem de Nevizade'ye yarı finalde başarılar diliyoruz. Hemen takvimi hatırlatalım. 21 Mayıs Salı 21 Nevizade Faidrair, 22'de FBU Kalipso 33. Rövanşları da evet. 27 Mayıs Pazartesi 10'da Kalipso ile Futbol Brothers. 28 Mayıs Salı günü 9'da Faidrair Nevizade oynayacaklar. Başarılar diliyoruz yarı finalde tüm takımlara. Şampiyonluk grubundaki maçlar bu şekildeydi. Yarı finale yükselen takımlar bu şekildeydi. Eşleşmeler belli olmuştu. Geçelim Lig Kupası'na. Lig Kupası'nda pazartesi günü Atletico İbrit'le Akut'un rövanş maçı vardı. İlk maçı Akut kazanmıştı. 4-3, 2-0 önde başladığı karşılaşmada aslında skor olarak avantajı koruyamadılar ama maç sonunda iki golün avantajıyla birlikte sahadan 4-3 galip ayrılan taraf olmuştu. Bu maçta Atletico İbrit Okan'ın son dakikalarda bulduğu golle maçı 1-0 önde tamamladı. Penaltılara kaldı. Orada da Ali Rıza abi şov izledik. Maç içinde de kurtarışları vardı Ali Rıza abi. Net kurtarışları vardı. Hatta onunla şey konuştuk yani, her bir kurtarışta böyle bir parçası eksildi, hep bir yerde kaldı, sakatlandı vesaire. Penaltılarda da bu arada bence gayet başarılıydı. Hep doğru köşeleri tahmin etti. Bir tane de başarılı kurtarışı vardı. Ki karşı tarafta da Kaan var. Kaan da yani ligin en başarılı kalecilerinden. Penaltılarda da iyi performansı var. Akut valla büyük iş başardı diyebiliriz. Lig kupasında yarı finale, çeyrek finale kaldılar.
penaltılarda tur atladılar. Bakalım, merak ediyorum onların da yarı finaldeki, çeyrek finaldeki performansını. Eşleşmeleri yine söyleriz lig kupasında. Goodfellas Dream Warriors ilk maç berabere bitmişti 3-3. Dream Warriors 5-2 kazandı rövanşta. Burada da Tuna penaltılardan gol bulmuştu. Emre Kütüklü, Anıl gol attı. Ozan iyiydi Dream Warriors'ta. Orhan ve Metin'in golleri yetmedi Goodfellas'a. Ben açıkçası ya ilk maç daha ortadaydı. İkinci maçta Dream Warriors'ı daha istekli gördüm sadece Goodfellas'a göre. Goodfellas'a göre daha çok istiyorlardı. Daha iyi bir performans gösterdiler mi? Bence göstermediler. Çünkü Goodfellas'ın da çok fazla hata vardı. Değerlendiremediler. Maçın başında, ikinci yarının başında, sonlarına doğru. Yani çokça kez beraberliği yakalayabilecek veya maçın başında öne geçebilecek pozisyonları da yakaladılar. Şans yüzlerine gülmedi diyebiliriz. Daha çok isteyen taraf Dream Warriors'tı. Daha hazırlardı. Psikolojik olarak, mental olarak daha hazır gelmişlerdi. Bu da tabii skoru getirdi onlara. Direnç kazandırdı. Öne geçtiklerinde skoru tutmayı bildiler. Tebrik ediyoruz Dream Warriors'ı. Goodfellas'a da geçmiş olsun diyelim. Ve bugüne gelecek olursak Selimiye Veteranlar 1337 Crew ilk maçı Crew 6-5 kazanmıştı rövanşta. Selimiye Veteranlar 2-0 kazanınca yine penaltılara gidildi. Gittik. Bugün zaten hep penaltılara gittik. Penaltılarını merak ediyordum açıkçası bu maçın. Ne olur diye. Crew kazandı Selimiye karşısında. Selimiye'nin kalecisi maç içerisinde iyi bir performans göstermişti. Penaltılarda da aslında iyi performans gösterdi ama Halil Hoca şey yaptı da yaptı. İptal etti de etti. İşte penaltılar bu... iptal. Seri iptaller. Kalecinin ayağının, evet, ayaklarının çizgide olmaması tabii onlara da bir avantaj sağlıyor ki zaten bu avantajı sağladığı için de o başarılı kurtarışları daha rahat yapabiliyor. 3 tane falan penaltı kurtarışı iptal oldu Selimiye Veteranların. 1337 Kriv'de de Yiğit'in bir tane başarılı kurtarışı var. Bir de dışarı atılan penaltı var diye hatırlıyorum. Penaltılarda adını çeyrek finale yazdıran taraf Kriv oldu. Onları da tebrik ediyoruz. Selimiye Veteranlara da bu sezon katıldıkları için teşekkür edelim. The Wall Büyük Avlu ilk maç 3-3. İkinci maçta 2-2 bitti. Yenişemediler. Yine yenişemediler. Penaltılarda The Wall tur atlayan, çeyrek finale vallahi yükselen takım oldu. Bitmeyecek dedik penaltılar. İzle burada içimiz çürüdü. 10 penaltı oldu. Evet, 10 penaltı oldu. 11'incilere kalmadı. Büyük Avlu'da zaten kaleci yoktu. The Wall'da da aslında hani Doğan'a kaleci diyemeyiz. O hani idareten takım eksik kaldığı zaman kaleye da kurtardı, geçiyor. Bu hafta da kurtardı. Penaltılarda da aslında iyi performans gösterdi ama iki takım da... Dokundu çıkaramadı. Ya iki takımın da kalesinde aslında istenen performans yoktu. Doğan 3 penaltıda falan müdahale etti ama yeterli olmadı. Öbür tarafta Anıl dokunamadı diyelim toplara, hiç müdahale edemedi diyelim. 10 tane penaltı izledik, 10'ar tane penaltı izledik. En son Barış'ın kaçırdığı bir penaltı ile birlikte The Wall adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu. Yine Büyük Avlu'ya da bu sezon için teşekkür ediyoruz. The Wall'u da tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz ve hemen şöyle eşleşmeleri evet. Tarihleri daha sonra duyurulacak tabii ki. Akut'la Spartak İstanbul, Dream Warriors'la Bodro, Dikilitaş Galaksi ile Son Baskı, 1337 Crew'la The Wall eşleşti. Lig Kupası çeyrek finalinde tek maçlı eliminasyon sistemi var ve centilmenlik golü bunda yok. Dikilitaş'ı ayrıca tebrik edelim. En centilmen takım olarak bu turdan itibaren dahil oldular. Hemen bakalım onların da performansını merak ediyorum ben. Hemen hızlıca kategorilere geçelim artık. Değerlendirmesini yapalım. Neyle başlayalım? Haftanın takımıyla başlayalım. Haftanın takımı AC Nevizade diyorum ben. Yani ilk maçı 6 golle kazanıp ikinci maç yenildiniz ve seri penaltı atışlarında yine oldukça kötü başlayarak maçı çevirmesini bildiniz. Vallahi ben buradayım diye Nevizade'yi seçtik gibi bir durum yok. Hatta aşağıda işte haftanın genel değerlendirmesini yaparken kimi seçiyoruz, ne yapıyoruz diye. Alican dedi ki ya Nevizade dedi haftanın takımı olur mu oğlum dedim. 2-0 kaybetmişiz dedim. Hiçbir şey göstermedik falan. Performansımız yok. 2 tane penaltı kaçırmışız. O dedi işte zaten dedi hani dipten gelmenin dedi şeyi var dedi. Burada ivme var dedi. O yüzden dedi zaten hani daha başarılı bir performans. İyi dedim, eyvallah dedim, teşekkür ederiz.
Sağ olsun Alican Nevizade'yi bu haftanın takımı olarak seçti. Bize de bir artık tokat olsun diyelim bu. Performans düşüklüğü, işte penaltılardaki o ölü toprağı diyelim. Bundan sonrası daha farklı olsun diyelim. Çünkü ya, sezona baktığımız zaman normal sezonun lig liderliği, hani hiç yaşamadığımız en uzun galibiyet serisi üst üste sezon başından başlayarak, yani bunları taçlandırmak adına bu takımın bir şekilde ilk defa yarı finale çıkması da önemliydi bu sezon. Çıkamasak gerçekten üzülürdük. Koca sezonun emeği gitmiş olurdu. O hava, o şey, birliktelik olgusu zarar görürdü. Mutlu olduk tabii ki. Biz de taçlandırmış olduk. Gidebildiğimiz yere kadar amacımız tabii finali görmek. Final gününü her türlü görmeyi garantiledik. Efendi Lig'in 10. sezonunda AC Nevizade ilk defa Efendi Lig'in final gününde sahaya çıkacak. Ama 3. lig, 4. lig maçı. Ama şampiyonluk maçı. İnşallah şampiyonluk maçı olur ve şampiyon oluruz diyelim. Teşekkür ediyoruz sana da bu arada. Tebrik ederiz. Haftanın oyuncusunu da ben sana sorayım. Kalipso'nun KFKeder karşısındaki başarılı performansında üst seviyede performans gösterdi Veysi. Hem saha içindeki tartışmalardan uzak çıktı. Topunu oynadı, takımını sırtladı diyebiliriz. Güzel de bir oyun sergiledi. Üstün performansından dolayı tebrik ediyoruz. Haftanın golü. Haftanın golü Erbay. Erbay. Ortak Yani bu hafta çok güzel gol fikrim. izleyemedik bu arada. Alternatifimiz bir tek Göksel'in golüydü. Göksel'in Spartak İstanbul karşısında kaydettiği ilk gol. Sercan'ın araya Şaşırtma. girip hemen tekte Göksel'e çıkardığı bir pozisyon vardı ceza sahasının köşesinde. Göksel aşırtma bir vuruşla topu akıllıca ağlara göndermişti. Selimiye'den Hasan da bir aşırtma Onu görmedim ben, o golü gol değil kaçırdım. mi? Öyle Bunları hatırlıyorum. konuşuyorduk. Şimdi haftanın golü demişken diğer gollerden bahsediyoruz. Erbay'ın da akıl dolu bir Uzaktan vuruşu evet. vardı. Uzaktan çok güzel bir vuruştu. Gözlerimizin pasını sildi diyebiliriz. Voldan Erbay'ı tebrik ediyoruz haftanın golünden dolayı. Ve haftanın kurtarışı çok aday var. Haftanın kurtarışı Aşırı yani aday var. penaltılar mı desen, maç içi kurtarışlar mı desen, kritik hamleler mi desen, takımını sırtlayan kaleciler mi desen, Seçtiğimizi hepsini söyleyelim. verdik. Ali Rıza abinin Ali Rıza abi. 90'a doğru giden bir top vardı. Yani Onu çıkardı. bence zaten Akut'un çeyrek finale çıkmasındaki en büyük pay sahibi Ali Rıza abi diyebiliriz. Kimse de hani gocunmayacaktır Akut takımından eminim ki. Kurtardığı topun haddi hesabı yok. Çok kritik Bir kurtarışları tanesini vardı. daha söyleyeyim. İlk yarı sonlarında uzaktan bir vuruş dokunuyor. Direğe de çarpıyor. Dışarı gidiyor top. Orada kritik bir kurtarış sergiledi. Yine penaltılarda bir tane net bir kurtarışı var. İki tane yan topta çok kritik bir kurtarışa imza attı. Diğer adaylar benzer kurtarışlardı. Hemen söyleyeyim. Doğan'ın gerçi bu farklı. Köşeye uzanıyor, çıkarıyor. Divol'un kalecisi Doğan. İkinci yarıda Kubilay'ın vuruşunda köşeye uzandı, çıkardı. Eser'in Volkan'ın yakın mesafeden şutunda Evet, ilk sol ayağıyla yarıda çıkardı. o da kritik bir kurtarıştı, güzel bir Yine ilk kurtarıştı. yarının sonlarında kaleye doğru gelen ceza sahası dışından şutu tekeliyle kornere çeliyor. Giray. Son baskı kalecisi İbrahim'den bahsettik. Baki'nin vuruşunda ayağıyla köşeden çıkardı 10. dakikalarda. Bence şeyi de çok güzel çıkardı İbrahim, Deniz'in serbest vuruşunu. Buğrahan'ın uzaktan şutunda ikinci yarıda Faik Drayer'dan Emre tekeliyle üstten dışarı attı. Eren'in yine yakın mesafe şutunda Emre çıkarıyor. Dream Warriors'lı Ömer 15. dakikada üst üste iki net kurtarış diye not almışım. Önce Ahmet Alper'di sanırım. Onun vuruşunda sonra Metin Müjde'ye geçit vermedi. Adaylar bunlardı. Güzel kurtarışlar vardı. Evet, yani bütün maçları izlersek de bolca kurtarış göreceğiz, penaltılar göreceğiz. Gol biraz eksik kaldı ama kurtarışlar çokçaydı. Kaleci performansları üst seviyedeydi. O yüzden böyle okumak durumunda kaldık hızlı hızlı. Böyle Hepsini eleme maçları olduğu aklımızda için kurtarışlar da öne çıkıyor. tutamıyoruz. Bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Ali Rıza abi ayrıca tebrik ediyoruz. Ve böylelikle bir değerlendirmenin daha sonuna geldik. Artık Efendi Lig'de bu sezon 10. sezonda Çarşamba günü maçlarımızı bugün itibariyle tamamladık. Önümüzdeki 2 hafta Pazartesi ve Salı günleri şampiyonluk yolunda yarı final maçları, Lig Kupası yolunda da önce çeyrek final sonra yarı final maçları oynanacak ve 1 Haziran Cumartesi günü de final günüyle burada 10. sezonumuzu tamamlayacağız. Final günü için herkes planını programını şimdiden ayarlasın. Yarı final maçlarını izlemek isteyenleri de yine Selimiye Stadı'na bekleriz. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Tüm takımlarımıza yine başarılar diliyoruz. Teşekkürler, başarılar.